Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Vizyon 58 televizyonunda bir ekonomi politika programına daha hoş geldiniz. Programımız sosyal medyadan da canlı olarak yayınlanmaktadır. Öncelikle programımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve televizyonumuz adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 22 Aralık 1914'te Sarıkamış'ta şehit olan askerlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Evet, programımıza geçmeden önce Sarıkamış'la ilgili Kayserili Pınarbaşı ilçesi Sindel köyünde 6 oğlunun 4 tanesini Sarıkamış'ta şehit veren Sindelli Garazalan'dan birkaç dörtlük okuyacağım. Evet, Sindelli Garazalan'ın 4 oğlunun 4'ü de Sarıkamış'ta şehit oluyor. Bakalım Sindelli Garazala ne söylemiş? Sarıkamış ne aralı, kim ölmüş kim yaralı, bunu duyan var mıydı, yalan dünya kurulalı. Yüzbaşılar, binbaşılar, tabur taburu karşılar, yağmur yağıp gün vurunca yatan şehitler ışılar diyor. Yine önü kış geliyor, bilmeyene düş geliyor. Şarkışlaya giden kağını geri dönüp boş geliyor diyor. Gadasını aldığım eşe, tekerim dayandı daşa. Seferberliği durdur, elini öpeyim Enver Paşa diyor. Böyle dramlar yaşanıyor. 22 Aralık 1914'te Sarıkamış'ta çok sayıda şehit vermişiz. Hepsinin mekanı cennet olsun efendim. Evet, bugünkü programımızın içeriğinden bahsedeceğim sizlere. Bugünkü programımızda güncel, sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeleri ve gündemi değerlendireceğiz. Ve Sivas'ın meselelerini konuşacağız. Sivas'ta ne tür yaptırımlar yapılmış, ne tür hizmetler yapılmış, gündemde neler var? Tüm bunları masaya yatıracağız. Değerli konumuzla konuşacağız. Tüm bu konuları konuşacağımız değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Bugünkü programımızın konuğu kamuoyunun yakından tanıdığı Sivas 20. dönem milletvekili Nevzat Yanmaz'ı konuk ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Efendim siz kamuoyunda tanınan bir milletvekilisiniz. Geçmişte büyük hizmetler yaptınız. Şu anda da Sivas'ta belediye meclis üyeliği yapıyorsunuz. Dünyada ve ülkemizde halen devam eden bir koronavirüs salgınıyla karşı karşıyayız. Ve sosyal medyanızda da bu konudaki hassasiyetinizi gösteriyorsunuz. Günlük hasta sayıları, ölen kişiler ve özellikle hijyen, mesafe ve diğer hususlarda temizlik konusunda tedbirlerle ilgili topluma uyarılarda bulunuyorsunuz. Bu konuda hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Esnaf sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Tedbirler alınıyor. Hafta sonu karantina var, yasaklar uygulanıyor. Koronavirüs ve COVID-19 salgınıyla düşüncelerinizi ve fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de Sarıkamış şehitlerimize rahmetle anıyorum. Tabii kışta donarak vefat edenler deyince aklımıza Sarıkamış'tan sonra bir de Keş Dağı geliyor. Allah rahmet eylesin Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki arkadaşlarıyla birlikte onların da böyle bir kaderleri oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah onların inşallah cennetiyle muamele etsin diye temenni ediyorum. Evet, Türkiye korona, sadece Türkiye değil, dünya korona efendim diye bir virüsle, COVID-19 diye bir virüsle imtihan edilmekte. Ve bu imtihanın içerisinde insanlık ciddi manada sıkıntı yaşıyor. Evet. Dünyanın tamamında bu virüs bu kadar etkiliyken tabii ki Türkiye'yi de etkilememesi mümkün değildi. Türkiye'yi de ziyadesiyle etkiliyor. Ta 2020'nin Mart ayında, belki ta 2019'un Kasım'ında Çin'de ortaya çıktı ama 2020'nin Mart ayında Türkiye'de vuku buldu. İlk vaka o zaman başladı ve o günden beri hükümet, devlet çok ciddi tedbirler alıyor. Milletle bunu paylaşıyor. Millet bu manada hassasiyetin en üst seviyesini göstermeye çalışırken tabii ki ister istemez vakalar da gelişiyor ve bu vakalar bizi sadece hastalıkla imtihan etmiyor.
Evet. Ekonomiyle imtihan ediyor, gelişmişlikle imtihan ediyor. Türkiye'nin geleceğiyle alakalı yatırımlarıyla ilgili imtihan ediyor. Evet. Her yönüyle imtihan ediliyoruz bu koronavirüs vesilesiyle. Onun için öncelikle bu virüse düçar olmuş insanlarımızdan rahmete kavuşanlara rahmet diliyorum. Hasta yatanlara şifa diliyorum. Cenab-ı Allah inşallah bu imtihanlarımızı basit atlatmamıza vesile olur diye temenni ediyorum. Ama şimdi bu koronavirüs son dönemlerde yeniden bir mutasyona uğradı diye bir evet. ifade var. Özellikle Avrupa'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Danimarka'da gibi mutasyona uğradığı gibi bir biz aşı bulunup bu beladan kısa zamanda kurtulacağız diye bir umutla evet. beklenirken yeniden bir mutasyon ifadesi insanları yeniden sıkıntıya soktu. Hepimizi sıkıntıya soktu. Evet. Ama tabii ki bu türlü salgınlar geçmişte de başka bir şekilde yaşanmış. İnsanlık zaman zaman bu türlü sıkıntılara düçar oluyor ve bunun da bir şekilde çaresi bulunuyor. Ama işte bıraktığı hasarlar çok önemli. Yapılan sıkıntıların kolay atlatılması açısından çok önemli. Bugünlerde son günlerde bu hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının herhalde meyvesi gibi gözlemlediğim. Evet. Mesela dün vaka sayısıyla iyileşen sayısı arasında yaklaşık 15 bin kişilik bir evet. rakam vardı ki bu çok sevindirici. Eğer iyileşenin sayısı vaka sayısından her gün birazcık daha yükselerek devam ederse inşallah bu işin birazcık daha geriye evet. doğru geri adım yani bitireceğiz manasında bir şey söylemiyorum tabii bu konuda ben. İhtisas sahibi değilim ama en azından gözlemlerimiz itibariyle ve bütün izlediklerimiz itibariyle hasta sayısının, iyileşen sayısının altına düşmesi iyiye gidiyor görüntüsü evet. veriyor. Biz de bu manada ümitlendik. En son dünkü vaka ciddi manada 34 bin iyileşen sayısı ifade edildi dün Sağlık Bakanlığı tarafından. 19 bin vaka sayısı ilan evet. edildi. Yaklaşık 15 bin iyileşen sayısının fazla olması da ciddi bir umut. Tabii bu hastalıkla mücadele ederken bir yandan aşı gündeme geldi. İşte Çin'den evet. gelecek, Amerika'dan gelecek, Almanya'dan gelecek gibi ve işte başlanacak bizim sağlık örgütümüzün tasvip ettiği aşıyı önce işte sıralamaya göre önce sağlıkçılardan başlayarak belli evet. kategoride de insanlara uygulanacak. Bunların hepsi rutin devam ederken Türkiye'yi gerçekten bu virüs belası ekonomik olarak da çok zorladı. Evet. Ve şu anda öyle sıkıntılı iş kolları var ki gerçekten 11 aylık, 10 aylık, 11 aylık bu süreçte evine 1 lira götürememiş. Evet. İş yerlerini kapatmış, işte sistemini tamamen iptal etmiş ve yarınlara da artık umutlu olarak bakamayan kesimler var mesela. Bunların bu ekonomiye olan zararlarını devlet bir şekilde telafi etmeye çalışıyor ama çok kolay mıdır? Çok kolay değildir tabii ki. İşte bu kadar ağır hasar veren bir yöntemin içerisinde devlet bütün hasarları tedavi etmek veya telafi etmek isterse buna gücünün yetmeyeceğini de aslında bütün Türk vatandaşları gibi ben de sen de biliyoruz ki bütün hepsini birebir karşılayabilecek güce sahip olmadığımızı da biliyoruz. Ama evet. devletin gücü neyse gücünün oranında milletin yanında olmak için çalıştığını da gözlemliyoruz. İşte bu kira yardımlarıyla, yakıt yardımlarıyla, evet. başka işte kredi yardımlarıyla ama bir şey de değinmeden geçmemek lazım. Bir takım krediler verildi bu pandemi döneminde. İşte özellikle esnafın birazcık daha nefes alabilmesi, bu süreci evet. birazcık hafif atlatabilmesi adına bunlar verildi ama bunların ödeme süreleri geldi. Evet. Ve pandemi bitmedi. Salgın diyoruz efendim. Türkiye evet. olan hassasiyetimizden veya, evet, dolayı salgın bitmedi. Evet. Doğru. Pandemi olarak başladı ama salgın olarak evet, devam etmek lazım. Salgın bitmedi. Hastalık bitmedi. Son bulmadı. Dolayısıyla tedbirler daha da üst seviyeye artırılarak devam ediyor. Devam ederken çekilen kredilerin geri ödemesini yapabilme imkanı zaten şu anda hiç gözükmüyor. Yok. Evet. Dolayısıyla devletin bu konuda birazcık daha hassasiyet göstermesi gerektiği kanaatindeyim. Ve bu yeniden öteleme, alınan kredilerin ötelenmesi, yeni imkanlar, yeni krediler gerekirse evet. ihtisas edilmesi ve esnafın ödeyeceği borçların işte mesela yapılandırma yapıldı.
esnafın ödeyemediği borçlarıyla ilgili bir yapılandırma yapıldı. Yapılandırma işte bu ayın sonuna kadar müracaat edilecek ve ödemesi ocağın sonunda ve Şubat'ın sonunda başlayacak. Şimdi bu yapılandırma çok güzel. Vatandaşın belki sıkıntılarına bir nebze çare olacak. Evet. Ama eğer ocağın sonuna kadar bu salgın son bulmayacaksa, bulmazsa ve buna bir çare bulunup da normal hayatımıza dönmeyeceksek, bu yapılandırmanın ilk ödemeleri, ki çok ciddi manada ilk ödemelerin ödenmesi mecburi halde şu anda. Eğer evet. ödemezseniz yapılanmamız bozulacak. Bu yapılandırmanın ilk ödemesini nasıl yapacak zaten sıkıntıya düşmüş insanlar evet. ocağın sonunda, Şubat'ın sonunda. Bunların mutlaka yeniden masaya yatırılıp bu salgın süreci içerisinde daha nasıl tedbirler alınabilir, bunlara bakmak lazım. Yoksa birçok iş kolu gerçekten çok sıkıntıda. Yani piyasada işte ekonominin canlanabilmesi için yapılacak her şeyi yapmaya çalışıyor devlet ama evet. bu kolay değil. İşte eve kapanarak, işte mesaileri kısaltarak, işte sosyal hayatın içine katılmayarak, işte yani işiniz yoksa sokağa çıkmayın diyerek bu ekonomiyi çok kolaylıkla canlandıramayız. Salgının getirmiş olduğu bu tedbirleri de alacağız. Evet. Bu tedbirleri alırken o zaman devlet birazcık daha vatandaş adına fedakarlıklar yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ekonomik sıkıntıdan da, bu salgın belasından da inşallah devlet millet el ele vererek çıkacağız. Başka evet. şekilde başka bir çare de gözükmüyor zaten. Yani sadece devletin gayretiyle de olmaz. Tek başına evet. milletin gayretiyle de olmaz. İkisi birbirine destek vermek zorunda diye düşünüyorum. Ve bu musibet tüm dünyayı etkilediği gibi hepimizi etkiledi. Türkiye'yi de etkiledi. Evet. Ama bir gariplik hissediyorum. Bu halk arasında da çok yaygın konuşuluyor. Bu Çin'de çıkan bir virüs. Wuhan kentinden çıkan evet. bir virüs. Ama şu anda Çin aşıyı buldu. Çok enteresan. Ve Çin'de vaka yok deniliyor. Evet. Bu da çok enteresan. Bu da ister istemez kafaları karıştırıyor. Bu da ne kadar karıştırıyor, evet. nereyi karıştırıyor onu da çok bilmiyorum şimdi olsun. Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz. Salgınla birlikte ülkemizin ekonomik gidişatı daha da kötüleşmeye başladı. Evet, ülkenin ekonomik gidişatını nasıl görüyorsunuz? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla birlikte döviz fiyatlarında hafif bir düşüş gerçekleşti. Ancak şu anda bir stabil durumda devam ediyor ama gıda fiyatlarında filan artışlar da var toplumda ekonomik sıkıntı içerisinde. Evet. Yani özetleyecek olursak ülkemizin ve özelde Sivas'ın ekonomik gidişatını nasıl değerlendirmek istersiniz? Neler söylemek evet. istersiniz? Doğru. Buyurun. Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ayrıldı, istifa etti. Evet. Yerine Lütfü Elvan evet. Efendi bakan oldu. Ve gelir gelmez yeni tedbirler alındı. Evet. Ve bu tedbirlerle birlikte çok yükselmiş olan ve işte frenlenemeyecek noktaya gelmiş gibi gözüken evet. Yabancı para dövizler, evet. dövizler frenlendi, bir nevi geriye çekildi ve evet. sizin de dediğiniz gibi stabil hale geldi. Ama tabii ki yani bu ekonomik sıkıntıların temelinde işin esası biraz önce evet. söylediğimiz gibi salgın yatıyor. Evet. Yani salgın olmasaydı belki birçok konuda bu sıkıntıların hiçbirini yaşamayacaktı. Evet. Ama bununla birlikte devlet imkanları belki daha fazla yatırıma yönelecekti. İş imkanı, istihdam imkanı oluşacaktı. Bunların hiçbir tanesini yapamadan salgınla mücadele etmek mecburiyetindesiniz. Evet. Dolayısıyla salgın ekonomiyi sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle, evet. Yani ve şu anda işte ekonomisi çok güçlü olan devletler keselerin ağzını açtılar, insanları eve kapatıp insanları evde beslemek zorunda kaldılar. Evet. Veya insanları evde finanse etmek durumunda kaldılar. Çünkü yoksa sokağa çıkarak bu işi çözemeyeceklerini anladılar. Yani devletlerin güçleriyle alakalıdır. Şimdi düşünün işte kişi başı geliri 40-50 bin dolar olan bir ülkeyle bizim 10 bin dolar olan bir Türkiye'nin aynı mesafede evet. yarışabilme şansı. Yani bu yani çok fazla düşünmeden söylenebilecek bir şey. Onun için
Biz birazcık daha fazla etkilendik. Yani gelişmiş evet. falan ve ekonomileri daha üst seviyede olan ülkelerden dolayı. Ama bence devletin yapması gereken bir iki şey daha var. Özellikle mesela kira yardımı. Evet. Kira yardımı işte 1500 lira kira yardımı yapacağız. Tamam, çok güzel. Ama bunu tasnif ederek yapmak lazım. Evet. Şöyle ki yani 10 bin lira kira ödeyene de 1500 lira, 500 lira kira ödeyene de 500 lira, şey 1500 lira vermek çok öyle adaletli değil. Adaletli de değil, bir şeye çözüm de değil. Çözüm de değil, evet. Dolayısıyla yani bunu hızlı bir şekilde masaya yatırmak lazım. Bir defa bu salgından kimler etkilendi, ne kadar etkilendi, evet. şehir bazında yapmak lazım bunu. Yani evet. şimdi misal Ankara'da bir işletmesi olan kişinin kirası veya İstanbul'daki bir kişinin kirası aynı iş kolunda bile olsa diyelim ki işte kafe çalıştırıyor. Sivas'ta kafenin kirası misal aylık 1000 liraysa İstanbul'da eğer bir cadde üzerinde bir kafe çalıştırıyorsanız o 1000 liradır. Evet. Yani onun etkilenmesiyle Sivas'takinin etkilenmesi aynı değildir mutlaka. Onun evet. için şehir bazında, bütün iller bazında etkilenen alanları çok iyi tespit edip ona göre destekler verilirse birazcık daha şifa olur diye düşünüyorum. Yani yoksa Türkiye'yi genelleyerek yapılan yardımlar işte bir yerlere fayda sağlarken bir yerlere de hiç katkı sağlamıyor gibi gözüküyor. Benim evet. gözlemlerim bu yönde. Onun için bu türlü yapılan yardımları iller bazında. Evet. Yani benim hükümetten özellikle bu konuda hükümete ifadem bu olur. İller bazında etkileşimleri temin etmiş şeyi tespit etmek ve bu tespitler üzerine iller bazında destekler yapmak bu salgını birazcık daha az hasarlı atlatmamıza vesile olur diye düşünüyorum. Yoksa genele şamil yapılan, Türkiye'nin 83 milyonu kapsayan yapılar, yani bölgesel farklılıklar gösteriyor, illerdeki farklılıklar gözlenebiliyor. Yani şimdi misal yakacak yardımı yapacaksınız. Sivas'ta yakacak yardımıyla işte evet. Antalya'da yakacak yardım aynı şey değildir mutlaka. Öyle düşünmek lazım. Onun için il bazında yapılırsa bu türlü tespitler çok daha iyi sonuçlar alınacağını düşünüyorum. Onun için ekonomi ciddi manada sıkıntılı. Bununla beraber tabii ki kontrol edilemeyen fırsatçılar var. Evet. Bugünkü haberlerde takip edenler görmüştür. İşte 2000 küsür İşletmeye ceza yazıldı. Evet. İşte fiyatlardaki aşırı zam uygulamalarından dolayı 9 milyon küsur bin lira ceza diye ben haberlerde okudum. Bu türlü fırsatçılara da daha üst seviyede kontrol yaparak meydan vermemek lazım. Çünkü bu türlü sıkıntılı halleri zaman zaman fırsata çevirmeyi düşünen art niyetli insanlar veya kurumlar olabilir. Oluyor da. Dünyanın evet. her yerinde de vardır. Bu Türkiye'de de var. Bunları devlet eliyle mutlaka ciddi kontrol etmek lazım. Eğer bu kontrolleri yapmazsak zaten gelir seviyesi düşmüş insanların evet. bir de o şekilde bir darbe yemesi insanların gönlünde açacağı yaraları bir daha tamir etmemize müsaade etmez. Onun için devlet bu konuda da ciddi manada araştırma, soruşturma yapıp bu işleri takip etmesi lazım diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimizin yorumlarından devam edelim. Nurcan Hanım, merhaba, iyi yayınlar Metin Bey diyor. Kenan İmiroğlu, İmiroğulları, iyi yayınlar, başarılar başkanım diyor. Azerbaycan'dan Seyit Bey, iyi yayınlar, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum Sayın Yanmaz'a diyor. Evet efendim, Sivas'tan devam edelim. Geçen günlerde bizim programımız ekonomi ve politika programına İnşaat mühendisi, gazeteci, yazar Taceddin Kepenek konuk oldu. Taceddin Kepenek şu ifadede bulundu. Sivas Demir Çelik Fabrikası tekrar devletleştirilsin dedi. Ve kamuoyunda da büyük bir destek aldı. Gerek yorumlarla, gerek de atılan mesajlarla birlikte. Şu anda Demir Çelik Fabrikası kapalı. Bu konuda neler söylemek istersiniz evet. efendim? Şimdi demir çelik fabrikası gerçekten Sivas'ta şu anda kangren olmuş vaziyette maalesef. bu noktaya gelindi. Şimdi demir çelik fabrikasıyla ilgili şöyle bir geçmişe gitmek istiyorum ben.
Buyurun. Demir Çelik Fabrikası ne zaman özelleştirildi? Demir Çelik Fabrikası 1996'ydı yanılmıyorsam. Evet. Ve Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde Işın Çelebi'nin mali, evet, şey, ekonomiden sorumlu bakan olduğu bakan dönemde Demir Çelik Fabrikası özelleştiriliyordu ve canlı yayında, o zaman da özel televizyonlar da daha yeni, çok da, evet, cazibesi yüksek olduğundan dolayı özel televizyondan da canlı verdiği bir programda canlı yayında özelleştirildi. Evet. Ve özelleştirmeye Ekinciler firması diye bir firma, evet, merkezi Adana'da zannediyorum veya İskenderun'da olan bir firma, geçmiş gün yine rakamda yanılıyorsam affına sığınırım izleyicilerin, 10 milyon dolar civarında bir parayla, evet, özelleştirildi. Ve ihalede hayırlı olsun dendi. Evet. Biz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, ben milletvekiliyiz o zaman. Evet. O dönemin milletvekili arkadaşlar da var, Sivas milletvekilleri. Ve Sivas dışından da İstanbul'dan milletvekili olmuş bir iki tane daha arkadaş var. Ve o dönem İstanbullu bir iş adamları grubu, Sivas'ta Demir Çelik'in sendikasının temsilcisi, ticaret odası, o zaman ziraat odası başkanı, hepsi beraber toplandılar, geldiler. Bunlar bir grup oluşturmuşlardı. Daha önceden, evet, bir altyapısı oluşmuştu o işin. Dediler ki Sivas'ın bu demir çeliğini biz başka bir firmaya vermek istemiyoruz. Biz bir grup oluşturduk. Evet. Biz işletmek istiyoruz. Sivaslılar adına almak istiyoruz. Ve burayı bir sosyal satış olarak değerlendirmek istiyoruz. Bunu bize yeniden alın dediler. Evet. Dedik ki ya canlı yayında satıldı burası. Evet. Bütün Türkiye gördü buranın işte ikinciler firmasına satıldı. Yok dediler. Biz istiyoruz. Evet. Yani beni izleyen arkadaşlar bu işleri, evet, çok iyi hatırlarlar. O zaman dedik ki hadi bakalım. Kalkalım Mesut Bey'in yanına gidelim dedik. 5-6 tane milletvekili toplandık. Rahmetli Muhsin Başkan da beraberimizde. Evet. Gittik Mesut Bey'in yanına. Bu o gruptan da bir iki tane temsilci aldık yanımıza. Evet. Gittik. Mesut Bey'e dedik ki Sayın Başbakan, Sivas Demir Çeliği özelleştirdiniz. Evet. Ama biz buranın özelleştirilmesini, başkasına verilmesini istemiyoruz. Sivas'ta grup oluşturmuşlar bu arkadaşlar. Evet. Aynı satılan paraya bu arkadaşlar alacaklar. Siz bu satışı iptal edin, bize verin dedik. Yani Sivaslı gruba, evet, verin dedik. Önce yani Mesut Bey Allah Allah falan dedi. Sonra dedi ya bari bu kadar milletvekili gelmişsiniz falan. Tabii dedi, hay hay. Çağırın, evet, Işın Bey dedi. Işın Çelebi'yi çağırdılar. Evet. Ne yaptın dedi Sivaslı Demir Çeliği. Efendim özelleştirdik dedi. Ekinciler firması aldı. Sen Ekinciler firmasını çağır konuş dedi. Aynı paraya bu gruba devrediyoruz burayı dedi. Evet. Yani bu siyasi hayatın için hiç olmayacak bir şey aslında. Evet. Bunlar hiç kimse bilmediği için, bunlar bilmekte fayda var ki. Evet, tabii bugüne ki nasıl gelindiğini, evet, anlayabilmek için. Evet. Ve biz bunu başarmış olmanın gururuyla çıktık. Evet. Ve o gruba Demir Çeliği devrettiler. Evet. Biz ondan sonra kenara çekildik tabii. Biz neticede sadece o gruba, Sivaslılara Demir Çeliği almış olduk. Evet. Ondan sonra bunlar birbirlerine düştüler, o Sivaslı grup ve Sivaslı, evet, iş adamları grubu ve Sivas'taki o bahsettiğim, evet, arkadaşlar. Aman Allah'ım, fabrikayı işletmekten öte yani talan etmeye kalkıştılar. Evet. Ve fabrikayı işletemediler. O ona kızdı, o ona kızdı, parayı yatırmadılar, devletin parasını ödemediler. Bir sürü sıkıntı oldu. Evet. Bir sürü. Arkasından bir tane arkadaşa yetkiyi verdiler. Al ne yapıyorsun dediler. Yani uzun hikaye de kısaltıyorum. Evet. O da en sonunda götürdü. Erol Evcil'e sattı burayı. Evet. Tamam mı? Yani bizim Sivaslı hemşerilerimizin ısrarla siyasetçilerin yapmış olduğu ve hiçbir zaman başaramayacak bir şeyi başarmış olduğu, evet, bir ortamı birileri heba etti. Heba etti. Yazık etti. Ve götürdü. Erol Evcil'e de sattılar. Devlete de kimse para mala ödemedi. Neticede işte kimsenin cebinden bir şey de çıkmadı. Belki de oradan kim ne aldı onu da bilmiyoruz tabii. Evet. Netice itibariyle Erol Evcil de geçti. Erol Evcil de bir süre burayı yatırdı. Ya, şey, çalıştırdı. Çalıştırdı. Ama çalıştırırken tabii ki SGK borçlarını ödemedi.
elektrik borçlarını ödemedi, vergisini ödemedi ve zaman zaman elektrikleri kesildi mesela. Elektriklerin kesildiği andan itibaren hemen oranın çalışanları, işçi arkadaşlarım, bizim kardeşlerimiz çünkü onlar. Evet. Koşa koşa gittiler o dönemki siyasilere, yani belki biz ondan sonra bıraktık ama evet. O günkü siyasilere. Vay efendim TEDAŞ elektriğimizi kesti, fabrika çalışmıyor elektrik. Doğalgazımız kesildi, doğalgazımız falan. Her seferinde Erol Evcil'e yüklenmeden devlete yüklendi aslında bizim oradaki çalışan arkadaşlarımız. Oysa Erol Evcil'e ciddi manada aldığım bir fabrikayı adam gibi çalıştı denize bitse bugünkü noktaya gelmezdi belki. Gelmez. Değil mi? Ama Erol Evcil'in de işine geliyor. Erol Evcil hapishaneden yönetiyordu burayı neticede. Evet. Buraya atıyordu birkaç tane arkadaş. İşte dediğim gibi doğalgaz ödenmiyor, elektrik ödenmiyor, bilmem ne ödenmiyor. Yani bu sefer yetkililer, siyasiler devreye giriyor, elektriği açtırıyor, doğalgazı açtırıyor, bir süre çalışıyor. Evet. Bir süre sonra zaten yine ödenmiyor. Yeniden bir daha kesiyor. Yeniden kesiyor. Böyle yapıla yapıla ciddi bir borç sarmalının içine girdi. Evet. Ve şu anda ben rakamlarını falan bilmem tabii. Ben tabii çok da içinde değilim ama gözlemlediğim kadarıyla öyle bir borcun içine girdi ki Sivas Demir Çelik Fabrikası herhalde şu anda yenisi yapılsa borcun onda birine yapılır. Evet. Yani boyutları çok büyüdü. Ve kimseden de bu para tahsil edilebilecek durumda değil aslında. Değil. Onun için kepenek, Sayın Kepenek öyle bir şey söylerken devlet ancak alacaklarından vazgeçecek. Evet. Erol Evcil'in yakasını bırakacak. Evet. Ondan sonra burayı devlet alacak. İşte rantabl bir şekilde nasıl işletecekse işletecek. Bunu devlet bu borçların tadadını yapıp çıkartıp listesini yapıp bu borcu kabullenim derse problem yok. Sayın Kepenek'in söylediği olabilir. Ama bu kadar borcu ben kimden tahsil edeceğim diye baktığı zaman devletin bunu geri devletleştirme gibi şansı gözükmüyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü borç yani oradaki fabrikanın değerinin çok çok üstünde olduğu ifade ediliyor. Öyle söyleyeyim. Yani devlete olan borç. Yani bu ne olur biliyor musun? Demir Çelik Fabrikası'nın yeniden devletleştirilmesi demek Erol Evcil'in kurtarılması demektir. Evet. Yani Erol Evcil yani neticede borcumu karşılığında vereceğim diyecek. Çünkü hala mülkiyeti o adamın elinin üstünde. Evet. Yani şeyde devlette falan değil. Mülkiyeti hala o adamın üstünde. Evet. Ve benim borçlarımı silin size devredeyim derse adam çok muazzam bir kar etmiş olacak. Evet. Büyük bir borçtan kurtulmuş olacak. Öyle olunca tabii ki bir çözüm bulmak lazım. Yani ben oranın çözümsüzlüğü hepimiz üzüyor. Bütün Sivaslılar olarak üzüyor. Yani 300-500 tane insanın çalıştığı ve evlerine şu anda ekmek götüremeyen bir sürü dalacağı olan bir grup var bu işin içinde. Evet. Buna ben sonuna kadar saygı duyuyorum. Ama tek başına öyle devlet burayı yeniden devletleştirsin dediğiniz andan itibaren Erol Evcil'in karını sağlamış olursunuz. Öyle değil de en azından bence şöyle yapılmalı bence. Devlet bu Erol Evcil'in neyi var neyi yoksa. Evet. El koyup işte bunu en azından yani alacaklarının tamamını tahsil edemese bile bir kısmını tahsil edip sonra burayı da devlet el koyup yeniden işletmeye açabilir. Açılması faydası olur. Çünkü buraya ihtiyaç var aslında. Muazzam bir ihtiyaç var ve buranın mutlaka çalışması lazım. Ama sağlıklı çalışması lazım. Böyle yani devlete hiçbir şey ödemeden sadece çalıştırıp üstünden para kazanmak mantığıyla zaten burası işletilemez. İşletilmesi de mümkün değil. Onun için bu yani şu anda orayla ilgili böyle den öte siyasilerle, Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve işte özelleştirmeden sorumlu bakan beylerle, maliyeden sorumlu bakan beylerle mutlaka bunu yeniden masaya yatırıp bir yani bilir kişilik işi artık bu yani böyle sokakta konuşulacak halden çıkmış vaziyette bu. Ciddi manada bilir kişiler oturacak bunu kafa yoracaklar bir çözüm getirecekler. Bu çözüm inşallah devletin eline geçer de en azından orada çalışanlar da gerçekten ekmeğine yeniden kavuşur diye temenni ediyorum.
Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir izleyicimiz Ali İhsan Yeşilkaya diyor ki, bir adam vardı Sivas'ı adam gibi savunan, Sivaslı'ya sahip çıkan, ona da Sivaslılar sahip çıkmadı. Şehit lider Yazıcıoğlu, Allah rahmet eylesin, şimdi Sivas'ı yönettiğini sanan zatlar ise uzaydan yönetiyor, Sivas da bunu hak ediyor diyor efendim. Yorumu bu yönde. Tabii. Evet, herkesin görüş ve düşüncesine saygımız var. Peki Sayın Yanmaz, Demir Çelik'le ilgili düşüncelerinizi ve fikirlerinizi ifade ettiniz. Peki Demir Ağ Organize Sanayi için geçen günlerde 93 milyon lira ödenek çıkartıldı. Gerek Demir Ağ Organize gerekse 1. Organize Sanayi ile ilgili neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istiyorsunuz? Özellikle de kamuoyunda şöyle bir düşünce var. 1. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili birçok iş yerinin depo olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Bura nasıl aktif hale getirilir, nasıl üretime kazandırılır? Demir Ağ ve 1. Organize Sanayi ile ilgili düşünce, görüş ve fikirleriniz çok önemli bizim için. Buyurun teşekkür efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii 1. Organize Sanayi bölgemiz uzun zamandır işletmeye açıldı. Oraya birçok firmalar geldi. Çalışanları var, çalışamayanları var. Ve son bu salgın döneminde de ciddi sıkıntıya giren firmalar var. Onları da biliyorum. Yani netice itibariyle tamam belki istenilen noktada değil ama orada 8-10 bin kişinin çalıştığı bir organize sanayi küçümsememek lazım. Evet. Depo olarak kullanıldığı doğrudur. Ama depo da bir işlev görüyordur. Yani bu da başka bir cephesinden baktığınızda depo olarak kullanılan bir yerde bir işletmenin deposudur. Neticede orası boş yatsa daha mı iyidir? Veya işte o yani onu da çok fazla eleştirmiyorum şimdi olsun. Bir yerde bir iş yaparsınız, bir yerde depo ihtiyacı vardır. O da organize sanayide boş bir yer varsa onu da depo olarak kullanabilirsiniz. 1. Organize Sanayi Bölgesi geliştirilmeye ihtiyaç duyan, gelişmeye ihtiyaç duyan ama iyi kötü Sivas için bir organize sanayi olarak düşünülen bir yer. Burayı desteklemekte fayda var ama bu Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Sivas için çok daha önem arz ettiği şey. Evet. Şimdi Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde özellikle demir yollarıyla ilgili bir ihtisas organize sanayisi olması düşüncesi buraya çok daha kıymet bindirdi. Daha kıymetli hale geldi. İşte Sivas Demir Çelik Fabrikası da eğer gerçekten yeniden bir şekilde hayata geçebilirse ki geçmesi temennimiz, yeniden oranın da desteklemesiyle organize sanayi bölgesi, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi çok daha cazip bir noktaya gelecek. Tabii kalkınmada öncelikli listeler arasında işte 6. dereceden kalkınmada öncelikli illerin arasında Sivas'ın alınmaması biraz Sivaslı'yı belki üzüyor ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerine istinaden umuyorum ki, öyle umuyorum ve öyle bekliyorum. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi özel bir teşbihe tabi olacak düşüncesindeyim. Yani hızlı trenin gelmesiyle beraber burası işte lojistik köyün de bu bölgede oluşturmasıyla beraber Demirağ Organize Sanayi Bölgesi özel bir teşvikle belki 6. bölgeden çok daha avantajlı bir hale getirilecektir diye umuyorum. Öyle bir düşüncem var çünkü öyle bir şeyi Sayın Cumhurbaşkanımızdan duymuştuk. Ondan dolayı Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ni hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz lazım. Evet. İşte bu 93 milyon liralık bir ödeneğin gelmiş olması buranın ciddi manada hayata geçebileceğinin de göstergesi. Hızlı bir şekilde hayata geçeceğinin de bir göstergesi. Burayı bir an önce hayata geçirip ve işte işletmelerin buradan yer tahsil ederek işletmeler buraya davet edip buralarda yeni yeni fabrikalar, yeni yeni işletmeler oluşturulması Sivas'a katacağı çok büyük bir katma değer olarak düşünüyorum. İnşallah bu 93 milyon lirayla bütün altyapısı tamamlanır. Bir sıkıntısı kalmaz. Her isteyene tahsisat yapılabilme imkanına kavuşur. Ve bu ihtisas organize sanayisi olarak da burası hayata geçer. Türkiye'de de bir ilk olur diye düşünüyorum. Burası böyle bir merkeze dönüşecek diye umut ediyorum.
Peki, teşekkür ediyoruz. Efendim çok sayıda izleyicilerimizden sorular var. Bir izleyicimiz yazmış ki Hamza Yerlikaya ile ilgili ülkücü dik duruşuyla bilinen Nevzat Yanmaz'dan doğru cevap vermesini bekliyoruz diyor. Hamza Yerlikaya'nın sahte diplomasıyla ilgili neler söylemek ister diyor. Çok sayıda sorumuz var. Ben bu soruyu size yöneltiyorum. Şimdi, efendim buyurun. Şimdi yani işin doğrusu Hamza Yerlikaya'nın meselesini ben bilmiyorum. Ben de herkes gibi basından öğrendim. Evet. İşin esası şu, bir sahtecilik varsa bu Hamza Yerlikaya değil, Nevzat Yanmaz'sa da mutlaka bunun bir bedeli varsa ödeyecektir, ödemelidir. Kimse bu babamsa da ödemelidir. Bir sahtecilik varsa, sahtecilik bir defa hiçbir insana yakışan bir hareket değildir. Değildir. Evet. Ve bu sahteciliğin ne olduğunu gerçekten iç yüzünü bilmediğimiz bir şekilde ahkam kesmek de çok doğru bir şey değildir. Hamza Yerlikaya işin esası Türkiye'nin bir değeridir. Evet. Yani özellikle spor, spor alanında, güreşte aslın pehlivanı olarak kabul edilmiş, güreşçisi olarak kabul edilmiş, çok büyük başarıların altına imza atmış bir arkadaşımız, bir kardeşimizdir. Ve bununla ilgili benim gönlümden geçen şudur. Varsa bir sahtecilik veya iftiraysa, ikisi de mümkündür, Sayın Hamza Yerlikaya'ya sormak. Evet. Bir başkasının Hamza Yerlikaya adına hem savunuculuk hem yenicilik yapması çok doğru bulmuyorum ben. Yani hem işte kötü ifade etmek veya iyi ifade etmek. Bu bizim işimiz değil. İşin içinde değiliz. Yani ben ne mahkeme kararının işin içindeyim, ne diplomanın işin içindeyim, ne bir başka bir şey. Yani bu böyle değil. Muhatabının kendisi, işte sosyal medya çok yaygın, bir tweet atar. Bir Instagram'dan paylaşır, bir Facebook'tan paylaşır. Der ki arkadaş işin özeti aslı budur. Ve herkes de onun söylediğine kani olur, kanaat getirir. Varsa bir sahtecilik özür diler. Yoksa bir sahtecilik. Bütün millet döner ondan özür diler. Ona o iftirayı atan birileri varsa. Onun için ben Sayın Hamza Yerlikaya ile ilgili gerçekten bilmediğim bir konuda ahkam kesmeyi istemem. Evet. O soruyu soran arkadaşa teşekkür ederim. Bizim dik duruşumuzu, gücülüğümüzü ifade etmişler. O da gerçekten bize gurur verir, onur verir. Ama yani ben bilmediğim bir şeyi sırf birilere, ki muhatabı da karşınızda değilken bir şey söylemek çok şık bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Tamamen Sayın Hamza Yerlikaya'ya sorulabilecek bir soru. Ve Hamza Yerlikaya da çıkar herhalde kendisini çok rahatlıkla ifade edebilecek kadar üst seviyede siyaset yapmış bir arkadaşımız hala devam ediyor. Ve kendisini çok rahatlıkla ifade eder diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Vaktimiz de çok az kaldı ama çok çabuk geçti efendim. siz aynı zamanda belediye meclis üyesisiniz efendim. Belediyenin yaptığı çalışmaları değerlendirir misiniz? Her ne kadar siyasi iktidar veyahut da şu andaki yönetimin içerisinde bulunsanız dahi bir yerde haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik veyahut da yanlış giden bir durum olduğu takdirde sizin dik duruşunuz kamuoyu tarafından biliniyor. Az önce de ifade ettiğim gibi izleyiciler de söylüyor, sizin ülkücü ve dik duruşunuz karşısında toplumdan takdir kazanıyorsunuz saygıdeğer vekilim. Evet, belediyenin yaptığı çalışmalar ve hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz Sivas anlamında? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle şunu söylemekte fayda var. Evet, ben şu anda Sivas Belediyesi AK Parti meclis üyesiyim. Ama belediyelerin işleyişini işin içine girince birazcık daha fazla müşahede ettik ki. Belediye meclis üyelerinin belediyenin işleyişiyle alakalı çok bir etkilerinin olmadığını. Evet. Ve işte seçim esnasında söylenen birçok ifadelerimiz var. Ben bunu açıkça söylüyorum. Bu ifadelerin birçokları maalesef uygulamaya konulabilme şansının olmadığı ifadeler olarak önümüze çıktı. Onun için şu anda belediye meclis üyesi olarak ben belediyenin yaptığı icraatların birçoklarının tamamen dışında ve sokakta gezen bir vatandaş kadar bilgiliyim. Onun ötesinde bilgimiz çünkü maalesef olmuyor. Yani ben bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Meclise gelen konular bellidir. Meclise geldikten sonra konuların bir kısmı encümene havale edilir.
bir kısmı zaten komisyonlarda görüşülerek karara bağlanır. Netice itibariyle belediye meclis üyelerinin öyle çok çok fazla çok fazla bir şey yapabilme imkanına sahip olmadığını ben bütün hemşerilerimle paylaşmak istiyorum. Tabii ki belediye şu anda sosyal belediyecilik adına ciddi şeyler yapıyor, yapmıyor değil. Evet. Ben bunu inkar edemeyiz. Yani işte elindeki imkanlarla ilgili sıkıntı çeken, özellikle bu salgın sebebiyle sıkıntı çeken vatandaşlara yardım etmeye çalışıyor. İşte kendisine ait binaları, yerleri, kirada olan yerlerin kira artışlarını falan yapmama adına en azından salgından etkilenmiş gruplara destek olmaya çalışıyor. İşte suya zam yapılmadı. Bu vatandaşa ciddi manada bir katkı sağlar diye umut ediliyor. Ve tabii ki Sivas'ta belediyecilik adına yapılacak ne varsa mevcut kadroyla, ellerindeki imkanlarla her türlü şeyi yapmaya devam ediyor belediye. Ama büyük bir proje, büyük bir şey şu anda hedefte gözüküyor mu derseniz, yani zaten bu salgın döneminde çok büyük projelerin altına imza atabilme imkanı, bir an önce Türkiye geneliyle alakalı da ekonominin şartlarını konuştuk. Çok fazla değil ama tabii ki önümüzdeki yıllarda planlanan belediyenin planlamış olduğu, kadrolarının planlamış olduğu ve yakında da kamuoyuyla paylaşılacak bir takım projeler vardır. O projelerle ilgili de önce şu Türkiye'nin ve Sivas'ın ve tüm dünyanın şu salgını atlatması lazım. Efendim kısa bir ara verelim. Daha sonra belediye çalışmalarıyla birlikte devam edelim. Kısa bir ara, reklamlar. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ekonomi Politika programında 20. dönem milletvekili, Sivas milletvekili Nevzat Yanmaz'la programımıza devam ediyoruz. Evet Sayın Yanmaz, izleyicimizin bir yorumuyla başlayalım. Yakup Bey diyor ki siyaset yaptığınız partiden bir an önce ayrılmanız gerekiyor. Orası uygun değil diyor. Herkesin düşüncesine ve fikrine saygımız var. Evet. Evet, geçenlerde sosyal medyada bir paylaşımımız oldu efendim. Alparslan Türkeş'in eşini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Siz de bu ziyareti paylaştınız. Orada da bir takım şeyler yazdınız. Bunu sizden dinlemek istediniz. O paylaşımınızda ne demek istediniz? Çeşitli gazeteciler tarafından da paylaşıldı. Özellikle dikkat çekti sizin bu paylaşımınız. Buyurun efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu Seval Türkeş hanımefendiyi ziyaret etti. Ziyaretin temeli itibariyle de işte Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yapmış olduğu o tehdit içerikli mektubun karşılığında Sevel Hanım'ın Kılıçdaroğlu'na sahip çıkması gibi gösterildi. Evet. Aslında bunların hepsinin altında bir siyasi amaç yatıyor. Ben paylaşımımda şunu söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Seval Türkeş'i ziyaret edecek kadar Millet İttifakı'nın alanını genişletmeye çalışıyor gibi bir görüntü veriyor. Evet. Tabii. Çünkü işte Millet İttifakı'nı şu anda ana damar olarak CHP ve İYİ Parti oluştursa da yan dallar olarak başka işte HDP'de dışarıdan destekliyor ve Millet İttifakı'nı genişletmeye çalışıyor. Evet. Kılıçdaroğlu olabildiğince genişletmeye çalışıyor. Herkese kapısını açıyor. Evet. Yani mesela HDP ile ilişkilerini hiç sertleştirmiyor. Evet. Ve üstüne gelinen konularda çok yumuşak geçiştirmeye çalışıyor. Niye? Evet. Yani hedef Millet İttifakı'yla önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı'nı
iktidardan düşürüp kendilerinin göstereceği herhangi bir adayı Cumhurbaşkanı yapmak. Bundan dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun sahayı genişletme adına Seval Türkeş'e bile ziyarette gidiyor diye üstüne vurgu yaptım. Çünkü kimdir Seval Türkeş? Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in eşidir. Ve işte bir belli bir kitlenin üstünde bilmem var mıdır yok mudur ama vardır. Bir kimliktir, bir kişiliktir, bir isimdir. Evet, ve bu dikkat çeken bir şeydir. Ve arkasından dedim ki Cumhur İttifakı'nı oluşturan paydaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu çabanın az bir şey de olsa devamını yapması lazım. Kendi adına yapması lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Seval Türkeş'ten bir şeyler bekleyerek Millet İttifakı'nı genişletme adına bu ziyareti yapıyorsa Cumhur İttifakı'nın paydaşları da hiç kimseyi küstürmeye, gücendirmeye hakları yok dedim. Hiç kimseyi dışlamaya hakları yok dedim. Dolayısıyla iktidarın imkanlarını bir şekilde sadece küçük grupçuklar halinde gerçek manada kendi imkanları dahilinde kullanmaya kalkışırlarsa insanlar küsüyor, güceniyor dedim. Dolayısıyla iktidarın imkanlarını ve iktidarın getirmiş olduğu o gücü kesinlikle paylaşmak lazım dedim. Eğer paylaşmazsanız yarınlarda insanları kerhen de olsa başka yerleri desteklemek mecburiyetinde bırakırsınız. Bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'nun göstermiş olduğu çabayı siz Cumhur İttifakı'nın genişletmesi adına göstermezseniz, bunları yapmazsanız, çeşitli kesimlerle diyaloğa geçmezseniz yarınlarda pişman olacağınız sonuçlar çıkar ortaya dedim. Ana tema olarak bunu paylaştım. Evet. Tabii ki bu aleni çok net siyaset olarak, yani ben bir kimlik adına söylemiyorum bunu. Siyaset olarak siyasetçi, hele hele mahalli siyasetçilerin kesinlikle ve kesinlikle tutucu olmamaları lazım. Evet. Kapalı kutu olmamaları lazım. İçe dönük değil dışa dönük olmaları lazım. Şimdi Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti adına ve Sayın bulunduğu hükümet adına çok ciddi çabalar sarf ediyor. Yani gece gündüz demeden çalışıyor. Ve gerçekten de halka hitap ederken de çok ciddi şeyler de söylüyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte halka hitap ederken veya partililere hitap ederken söylediği ifadelerin eğer illerde karşılığı bulunmazsa insanlar bu sefer ciddi manada endişe ediyor. Yani tamam Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor da illerde bunun karşılığı ne kadar diye soruyor. Evet. İllerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın destekçisi olması lazım. Ona paralel siyasetler üretmesi lazım ve açılmak lazım. Siyasette açılırsanız büyürsünüz, genişlersiniz, kapanırsanız küçülürsünüz, büyüyemezsiniz. Netice itibariyle kapanmayacaksınız, açılacaksınız. Şeffaflık esastır. Yönetimde halkı işin içine dahil etmek esastır. Halktan kopuk bir siyasetin, halktan kopuk bir idarenin hiçbir şekilde başarılı olabilmede şansı yoktur zaten. Hı. Onun için o günkü paylaşımımda ben Cumhur İttifakı'nın daha da genişleme adına ciddi manada işler yapması gerektiğini vurguladım. Millet İttifakı'nın paydaşları bu işi yapıyor, bir şekilde yapıyor ve bunu Millet İttifakı adına Millet İttifakı'nın paydaşları yaparken Cumhur İttifakı adına Cumhur İttifakı'nın paydaşları niçin yapmaz diye onu sorgulamaya çalıştım bugün. Evet, peki teşekkür ediyoruz. Geçenlerde bir üniversite profesörü dedi ki üniversitelerde fuhuşlar var dedi. Ciddi anlamda da tepki aldı. Bazı siyasi iktidar mensupları da bunu savunmaya yeltendi. Aynı Hamza Yerlikaya'da olduğu gibi. Bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Üniversiteler hakikaten bir fuhuş yuvasına mı dönüştü efendim? Şimdi şöyle hatırlıyorum ben. Üniversitelerden öte, üniversitelerin çevresinde oluşturulmuş olan evlerde bu türlü şeyler yaşanıyor diye ifadesi vardı bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla. Üniversitelerin bizzat kampüsünden bahsetmedi, yani kampüs işlerinden bahsetmedi ama şimdi bir profesörün neyi, nerede, nasıl konuşacağını bilmiyorsa o profesörlük unvanı ona büyük gelmiş demek. Evet. Yani bir şey bilebilirsiniz, bir şey görmüş de olabilirsiniz.
Yani evet. Toplumda bu işlerin hiçbiri olmuyor falan demek zaten çok yanlış olur. Evet. Öyle bir şey yok. Ama siz Profesör Tüti ile üniversiteyi veya üniversitenin etrafındaki evlerde böyle ahlaksızlık yaşanıyor deme hakkına sahip değilsiniz. Değilsiniz. Evet. Varsa böyle bir tespitiniz. Çevrenizde, bulunduğunuz üniversitede bilmem ne de önce rektörünüzle, emniyet güçlerinizle, valinizle, jandarmanızla önce müdahale etmelisiniz. Evet. Bunu çıkıp televizyonda böyle söylemek onun gerçek manada işte toplumdan uzak ve toplumun nabzını tutamayacak kadar da bilgiden, beceriden uzak bir insan olduğunu gösteriyor. Kimli kim olursa olsun bu. Yani profesör bilmem ne, yani Sofoğlu çok da iyi, branşında iyi olabilir. Bunu savunmak kadar aptalca hiçbir şey olamaz. İnsanlar eğer gerçekten bu adamla alakalı bir kanaat oluşturmuşsa o adam çıkacak kendisini kendi savunacak. Diyecek ki özür dilerim ya benim sözüm yanlış anlaşıldı. Ben şunu demek istemedim, şöyle söyledim. Bunun özür bile dilemeyen bir şahsın tutup bir başkaları tarafından savunulmasını ben çok evet. ahlaki falan da bulmamışım doğrusu. Eğer bir şey söylemişseniz ya arkasında duracaksınız ya vazgeçeceksiniz, evet. özür dileyeceksiniz. İkisinden birini yapacaksınız. Yani yoksa beni birileri savunsun. Niye savunsun? Ben şimdi burada sizinle program yapıyorum. Evet. Benim eğer ağzımdan çıkan ve toplumu rencide edecek, toplumda kabul görmeyen bir cümlem varsa birisi ben niye korusun, korulasın veya işte beni savunsun ki? Çıkar ben kendimi doğruyu söylediysem savunurum, yanlış söylediysem de özür dilerim. Evet. Yani bir türlü toplumda bu türlü şeyleri beceremedik. Yani geçmişte işte mesela CHP'nin bilmem ne teşkilatında taciz var. Birileri savunuyor. Arkadaş savunmayın ya. Bunu yapanlar savunsun. Bunu yapanlar eğer savunabilecek yüzleri varsa onu savunsun. O Sofoğlu'nu da kimse savunmasın. Tacizciyi de kimse savunmasın. Evet. Yanlış yapanı yanlış yapan savunsun. Kendisi evet. yaptı savunsun. Onun için ben çok söylenmiş ifadeyi nasıl kampüsün içinde de olsa, dışında da olsa, orada bekar evlerinden bahsedilse, bilmem işte evet. Sitelerden falan bahsedilse, bu çok çirkin bir şey. Yani bu bir defa üniversite öğrencilerini de büyük bir kesimli zan altında bırakan, töhmet altında bırakan evet. bir şey. Yani şimdi senin, benim çocuğumuz gideceğiz üniversitenin, okuduğu üniversitenin yakın çevresinde bir ev tuttuğumuz zaman bize de aynı gözden bakacaklar. Evet. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani bu ne kadar densizlik, ahlaksızlık. Yani bu densizce söylenmiş bir şey. Evet. Haddini aşmış bir söylem. Bunu çıkıp kendisini telafi etmesi lazım. Tüm evet. toplumdan da, tüm Türkiye'nin milletten de özür dilemesi lazım. Öyle bir şey olmaz. Ahlaksızlık varsa vardır. Yani onu emniyet bilir. Onu evet. işte yani güvenlik güçleri bilir, kolluk güçleri bilir. Onlar takip eder. Sen kimsenin bekçisi falan değilsin ki bunları ifade etmeye çalışasın. Onun evet. için de yani bu doğru bulmadığım bir ifade olduğunu ifade etmek, söylemek istiyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz. Sayın Yanmaz, özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte çok sayıda parti kurulmaya başlandı. Davutoğlu kurdu, Ali Babacan kurdu. Bunlar AK Parti'den ayrıldı. Evet. AK Parti'den ayrılmadan önce dediler ki ümmeti bölüyorsunuz dediler. Kurulduktan sonra da Davutoğlu için devleti dolandırmaya çalıştı dedi. Ali Babacan için de benim iznim yetkim olmadan sen bir hiçsin demeye getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Daha sonrasında da CHP'den Öztürk Yılmaz, Muharrem İnce, dün de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan sol kesimden bir kişi Mustafa Sarıgül partisini kurdu. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu kurulan partilerle ilgili neler söylemek istersiniz efendim yeni kurulan partiler? Başarılı olur mu sizce? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Başarıdan önce şunu söylemek isterim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişten sonra evet. toplum olarak biz bekliyorduk ki şimdi doğrusu iki veya üç partili bir sistem olacak. Evet. İşte yani belki model olarak oraya uygun değil ama Amerika'daki gibi cumhuriyetçiler olacak, demokratlar olacak. İşte onların adayı, onların adayı olacak. Yani genel manada algı buydu. Ama %50+1
ifadesi. Evet. Herkese heveslendirdi bu manada. Şimdi nasıl oldu? Bir oy bile çok önemli hale geldi. Evet. O kadar önemli hale geldi ki eğer biz siz bir siyasi parti kurup da Türkiye genelinde bir 10.000 oy alabiliyorsanız evet. Sizin bir pazarlık gücünüz oluşuyor. Evet. Ve siz o sizin işte neyinize inanarak destek verdiğini bilmediğiniz bir tabanınız oluşuyor. Evet. O tabanın oylarını siz kalkıyorsunuz, tepede pazarlama yapıyorsunuz. Evet. Yeni sistem bu buna imkan sağladı. Evet. Dolayısıyla öyle işte öyle çok az bir oy potansiyeline sahip olan kişiler meclise girebilme imkanı yakaladılar ki. Evet. Yani mesela işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vereceğim diye taahhütte bulundu. Milletvekilliği sıralamasına girdi mesela. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla bunu gören birçok siyasetçi yani şimdi siyasi partilerin listelerinde milletvekili olabilmek çok kolay değil. Evet. Bizim sistemimize göre çok zor. Yani evet. Onu da biraz sonra ifade edeyim lafımın arkasına. Yani listelere girip de milletvekili olabilmek falan çok zor. Parti kurmaktan zor. Evet. O zaman parti kurarsanız evet. Ve arkanızdan da 3-5 bin, 10 bin, 50 bin neyse bir oy Türkiye genelinde bir oy devşirebilme ihtimaliniz gündeme gelirse evet. Gidip işte daha çok milletvekili çıkartabilecek, daha çok oy potansiyeli olan bir siyasi partiyle pazarlık edip çok rahatlıkla kendiniz milletvekili yapabilirsiniz. Evet. Şimdi yani yeni kurulan siyasi partilerin tabanında hiçbir karşılığı yok aslında. Evet. Benim gözlemim böyle. Yani ama yani bu birçoklarında gözlemlediğimiz gibi sırf başında partiyi kurmuş veya partinin başına geçmiş bir takım kişilerin meydandaki evet. Vatandaşın oy potansiyelini bir yerlere pazarlama işi. Evet. Bunu resmen pazarlıyorlar. Böyle bir mantık var şu anda. Bu mantıktan dolayı işte patır patır partiler kuruluyor. Ve önce çok heyecanla kuruluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki kamuoyu araştırmalarında hiçbir varlıkları yok. Yeni kurulan yani işte CHP'nin içinden ayrılmış kuran arkadaşlar için de böyle. Evet. AK Parti'nin içinden ayrılmış kuran arkadaşlar için de böyle. Yani küçük oyların çok kıymete bindiği bir sistemden faydalanmak gibi bir hesap var gibi geliyor bana. Evet. Dolayısıyla bunların çok başarılı olma ihtimali var mıdır? Şu anda gözükmüyor. Ha, yani evet. Kimin ne kadar başarılı olacağını da millet tayin eder tabii ki. Yani ben tayin edecek değilim ama evet. Ben gördüğümü söylüyorum. Şu anda hiçbir tanesinin ciddi manada bir başarı sağlayabilme şansı gözükmüyor. Ama yeni siyasi partiler yasası, yeni seçim sistemi yasası ve meclisin iş tüzük yasası mutlaka yenilenmelidir. Evet. Yenilenirse bu partilerin hiçbir tanesinin zaten hayat hakkı kalmayacaktır. Evet. Ama yok siyasi partiler yasasını yenilemezlerse, yok işte seçim yasasını yenilemezlerse ve hala işte 50+1'e ulaşabilme adına işte gruplar veya ittifaklar ciddi evet. Manada az oy da olsa birilerine taviz vermeye devam ederse başka partiler de kurulmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Onun evet. için öncelikle siyasi partiler yasası değişecek, değişmeli mutlaka. Evet. Ve seçim sistemi mutlaka değişmeli. Yani şimdi misal Sivas'tan 10 bin oy alıyorsunuz. Gidiyorsunuz Ankara'dan Ankara'da pazarlıyorsunuz. Başka bir siyasi partiden aday oluyorsunuz. 10 bin oyu size verdireceğim diyorsunuz. Evet. Hiç kimse 10 bin oyu götürüp ona vermiyor zaten. Evet. Ama siz Sivas'tan alınan oyu pazarlayıp Ankara'da kendinizi milletvekili yapabiliyorsunuz. Evet. Yani bu çok da ahlaki de değil işin doğrusu. Evet. Onun için siyasi partiler yasasının ve seçim yasasının değişmesi halinde bu yeni yeni doğan siyasi partiler öyle başarı elde edebilme ihtimali de hemen hemen hiç gözükmeyen siyasi partiler bu işlerden vazgeçecek diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz Sayın Yanmaz. Bir izleyicimizin yorumu var. Sayın Yanmaz'ı cesaretli açıklamalarından dolayı tebrik ediyorum diyor Oğuz Bey.
Oktay Bey de diyor ki Sayın Yanmaz muhalefet milletvekili gibi konuşuyor diyor efendim. Şimdi efendim biz muhalefet değil, biz doğruyu konuşuyoruz. Doğruyu yani konuşuyoruz. Kimsenin muhalefetinde falan evet, değiliz. Kimsenin de öyle yani yanlışına doğru demeyiz. Hayatımız boyunca demedik. Evet. Doğrusuna da kimsenin yanlış demeyiz. Evet. Çünkü doğru doğrudur, yanlış da yanlıştır. Evet, Sayın Vekilim, Sivas'ta lojistik köyden bahsettiniz, kenevre ekimi, hızlı tren. Bu konularla çok da bir 5 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Bahseder misiniz? Hızlı tren Sivas ekonomisini nasıl etkiler? Daha gelmedi, söz verilmişti. Lojistik köy hiç ortada yok. Kenevir ekibi Cumhurbaşkanı meydanda söz verdi. Bu konularla ilgili 5 dakikalık sürecimizde bahsediniz efendim. Şimdi lojistik köy Sivas için çok önemli. Evet. Bu hızlı trenin gelmesiyle beraber Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin de oluşmasıyla beraber hayat bulacak bir şey olarak düşünüyorum. Evet. Çünkü yani bu hızlı tren gelmesi lazım. Organize sanayi gündeme gelmesi lazım. Çünkü bu organize sanayi demir yollarına atfen çalışacak bir daha yaygın bir şekilde çalışacak organize sanayi olacak diye düşünüyorum. Öyle olunca da burası demir yollarının, Türkiye demir yolları ağının bir merkezi olacak noktasında. Bu merkez olması halinde de lojistik köyün işte buraya toplanıp buradan dağılması manasında hayat bulacağına inanıyorum. Ben onların hayata geçeceğine inanıyorum. Tabii ki hızlı tren uzadı. Evet. Ciddi manada uzadı. Ama bu gelmeyecek manasında da değil ve sıkıntılar olmakla birlikte çok yakın bir zamanda geleceğe de artık gözle görülür hale geldi. Yani hayali olmaktan çıktı. Hayal falan değil. Yani demek hızlı tren gelecek ama süresinin uzamasının mutlaka birçok sebepleri vardır. Ekonomik sebepler vardır. Coğrafi şartlar vardır. Yani bunları çok fazla değerlendirmek istemiyorum ama uzadığını kabul etmek lazım. Yani keşke biraz daha erken birkaç sene olmuş olması olsaydı ve bugün de hayatta devam ediyor olsaydı. Ama neticede son noktaya geldik artık. İnşallah hızlı tren gelecek ve hızlı trenin Sivas'a ciddi manada bir katkısı olacak. Sadece Sivas olarak değil zaten bu hızlı tren devam edecek. Daha ileriki yıllarda işte ta Azerbaycan'a kadar devam edebilecek bir hızlı tren yolu olacak burası. Bunun Sivas adına çok büyük bir katkısı olacağını biliyoruz. Çünkü ulaşımı kolay olan yerlere insanların gelişi, gidişi, ziyareti ve yatırım yapması da çok daha kolay olur diye düşündüğümüz için hızlı treni önemsiyoruz. İnşallah bir an önce gelir. Kenevir ekimiyle alakalı da tabii ki yani işin doğrusu keneviri ben çok fazla bildiğim veya ilgili olduğum bir mevzu değil ama neticede tarım işleriyle ilgili arkadaşlarımız bu işi Sivas'ta devam ettirip işte ekimine izin verilen bir ürün. Bunu Sivas'ın da topraklarına uygun diye ifade ediliyor. Bunu birazcık daha yani hem siyasilerimiz, şu andaki etkin siyasilerimiz hem de tarımla ilgili olan arkadaşlarımız birazcık daha bastırsa bir problem olmadan bu ekim sağlanır diye temenni ediyorum. Peki teşekkür ediyoruz efendim. Son mesajlarınızı eklemek istediğiniz hususları alalım programımızı teşekkür ediyorum öncelikle televizyonumuza ve şahsımıza beni misafir ettiğiniz için. Ben tabii ki bazı arkadaşların ifadeleriyle söyleyeyim. Ben ne kimseye muhalefet ediyorum. Evet. Ne kimsenin de yanlışına doğru diyorum. Evet. Böyle bir ahlakım yok benim. Evet. Biz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile siyaset yaptık. 15 sene aynı yastığa başlayarak siyaset yaptık. Onun için bizim öyle kimseden eyvallahımız, kimseden korkumuz da olmaz. Evet. Yani yanlışıma niye yanlış dedin diyecek insanla ben bunu her türlü tartışırım. Ama kimsenin de hakkını yiyip de doğru ya da yanlış demem. Yani bu da vicdansızlık olur, haksızlık olur. Onun için onu da söylemem. Ben doğru bildiklerimi söylüyorum. Doğru bildiklerim birilerine yanlış gelebilir. Eğer beni ikna ederlerse yanlıştan da dönerim. Doğru bildiğim yanlışsa eğer bunu da birileri lütfedip de bana anlatırsa ben de bu manada yanlış biliyormuşum özür dilerim derim. Yoksa doğru bildiklerimi her alanda her satırda söylerim. Bu benim bulunduğum konum itibariyle beni bağlayan hiçbir şey yoktur. Evet. Ya bu manada yani biz doğrulara doğru yanlışlara yanlış deriz. Bu bizim özümüzde olan bir şey. Onun için
O söyleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. En azından beni o kadar doğruları söyleyebilecek kadar cesaretli buluyorlarsa onlara da minnettarım. Teşekkür ediyorum. Olan Sivas olsun, iyi olsun çünkü. Ve şu hastalık, şu salgın gerçekten milletimizin üstünden kalksın diye temenni ediyorum. Onun için de ciddi manada tedbirlere ihtiyaç var. Biz uzman değiliz ama uzmanları mutlaka dinlememiz lazım. Maskeye, mesafeye, temizliğe çok dikkat etmek lazım. Mesela hafta sonlarında hepimiz eve kapanıyoruz. Evet. Oysa hafta işlerinde sokakta hiç işi olmasa, olmayan insanların hiç sokağa çıkmasa hafta sonunda belki hepimiz eve kapanmayacağız. Evet. Şuradan bir istasyon yapayım geleyim Sivas tabiriyle demese, hiç işin yoksa çıkmasa belki de bu salgını Sivas olarak, ülke olarak daha kolay atlatacağız diye umut ediyorum. Onun için tüm arkadaşlarımızdan, milletimizden hassasiyet bekliyorum. Çünkü bunun bedelleri sadece kişilere olmuyor. Hasta olanı olmuyor. Hasta olmayana da ekonomik oluyor. Başka bir şekilde oluyor. Herkese zararı var bunun. Onun için herkes kendini muhafaza etmesi lazım. İnşallah gelecek günler hepimize hayırlar getirir diye temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim biz de teşekkür ediyoruz. Sorulara, eleştirilere hoşgörülü bir şekilde cevap verdiğiniz için Sayın Yanmaz. İnşallah başka bir programda yine sizin de bu değerli görüş ve düşüncelerinizle birlikte kamuoyunu aydınlatmaya devam ederiz. Evet, sağ olun, var olun. Evet, gazeteci, yazar Burhan Arar'ın bir mesajı var. Diyor ki iyi yayınlar diyor. Gazeteci Kemal Öztürk'le beraber izliyoruz. Saygı ve hürmetlerimi sunuyoruz. Sivas'a ve Türkiye'ye Sayın Yanmaz gibi siyasetçiler gerekli diyor efendim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz de burada saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir ekonomi politika programının daha sonuna geldik. Bugünkü programımızın konuğu Sivas 20. dönem milletvekili Nevzat Yanmaz idi. Nevzat Yanmaz programımızda şunları söyledi. Siyasal partiler yasası yenilensin ve seçim sistemi değiştirilmesi gerekiyor dedi. Ayrıca şunu ifade etti. Kimseye eyvallahım olmaz. Doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim dedi. Geçmiş günlerde bir profesörün üniversiteler için fuhuş yuvaları haline dönüştü açıklamasına doğru bulmuyorum, aptalca ve densizlik dedi. Siyasi partiler içe dönük değil, dışa yönük dönük olması gerekiyor dedi. Siyasette şeffaflık esastır dedi. Halktan kopuk olanlar başarılı olamaz dedi. Evet, Nevzat Yanmaz esnafın kredileri ötelenmesi gerekiyor dedi. Yapılan yardımlar iller bazında değerlendirilmesi gerekiyor. 500 lira kira verenle 10 bin lira kira veren aynı kefede olmaması gerekiyor dedi. Demir çeliğin devletleştirilmesi gözükmüyor. Devlet Erol Evcil'den alacağını tahsil etmeli dedi. Yeniden yatırım yapılmalı dedi. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Hamza Yerlikaya ile ilgili çok sayıda mesaj, yorum gönderdiniz. Ben de Sayın Yanmaz'a toplu olarak sordum sizin mesajınızı, yorumunuzu. Hamza Yerlikaya ile ilgili kimse savunucusu olmasın ya da iftira atmasın. Hamza Yerlikaya kendisini savunsun dedi. Belediye meclis üyelerinin hizmet noktasında belediyenin icraatlarıyla ilgili bilgimiz yok dedi. Sokakta gezen insan kadar bilgim var dedi. Ve Nevzat Yanmaz manşeti şöyle attı programımızda. Belediye meclis üyesi olarak belediyeye yapılan çalışmalarla ilgili sokakta gezen insan kadar bilgimiz var dedi ve manşetini attı. Bir başka ekonomi politika programında farklı bir konu ve farklı bir konukla buluşmak üzere. Hoşça kalınız, bizi izlemeye devam ediniz.